Kıymetli arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce, öncelikle dün Adana'da yaşanmış olan ilim kaza sonrasında hayatlarını kaybeden 11 tane öğrenci kardeşimiz ve bir personelin vefat etmiş olduğunu öğrendik. Bununla alakalı o kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Şehrimiz basının kıymetli temsilcileri, ülke turizminin önemli aktörlerinden olan TÜRSAV'ın Bölge Yürütme Kurulu Başkan Adayı olarak ben, Mustafa Gümrükçüoğlu ve ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerle olmaktan mutluyum. Bölge Yürütme Kurulu'nun sorumluluk alanı olan 6 ilimizde yapmış olduğumuz seçim çalışmalarında bizimle birlikte yola çıkarak gayretle çalışan yönetim kurulu adayı arkadaşlarıma ve bizlere güvenerek desteğini esirgemeyen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bölgemizde gelişmekte olan turizm sektörünün bölgemiz için bir lokomotif sektör olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu noktada turizmin bütün paydaşlarıyla ele alınması gerektiğinden yola çıkarak sadece konaklama ve gezi mantığıyla bakılamayacağını, aksine turizmi sosyo-kültürel bir olgu olarak görmek gerektiğini altına çizmek isterim. Bu bakış açısı sektörün sürdürülebilir olması açısından da önem arz etmektedir. Bölge turizmini il bazında değil bir bütün olarak ele almalıyız. Bu şehirleri birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görürsek turizm çeşitliliğini de arttırabiliriz. Bölgemiz ülkemizde yurt içi ve yurt dışı uluslararası pazarlarda önemli bir turizm merkezidir. Ancak bu hiçbir zaman yeterli görülmemelidir. Gerek pazar çeşitliliği gerekse turizm çeşitliliği adına sürekli kendimizi yenileyerek sahip olduğumuz bu değerleri korumak ve daha ileriye taşımak bizim asli görevimiz olmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2017 bütçe görüşmelerinde Trabzon'a hava yoluyla 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6.000 dolar destek verilmesine karar vermiş olması bölge turizminin gelişmesi adına bizleri heyecanlandıran bir adımdır. Bununla beraber Uzun Göl'ün aydınlatılması ve çevre düzenlemesi için ayrılan 2 milyon Türk lirası tutarındaki bütçenin de Çaykara Belediyesi'ne gönderileceği haberi de bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bölge turizmine ehemmiyetle yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, Sayın Başbakanımız, hemşehrilerimiz olan Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ve Sayın Milletvekillerimize destekleri için teşekkür ederiz. 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ustapark Otel'de saat 14'te yapılacak olan TÜRSAV Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanlık seçiminde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımla. Trabzon'da kaç yıldır turizm sektöründesiniz? Trabzon'da 3 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Daha öncesinde İstanbul'da farklı turizmle alakalı farklı sektörlerde de ortaklıklarımız hala devam ediyor. Peki hükümetin Trabzon'a turizm açısından yaptığı eksikleri ya da eksikleri var mı soruyor? Bunu eksikler olarak algılamamak gerekiyor. Bunu hükümetimizin bazı politikaları noktasında bölgemize turizm adına iyi hizmetler getirmeye çalıştığını bilincindeyim. Ancak turizm olgusunun daha iyi, daha başarılı noktalara gelip ulaşabilmesi için hepimiz sadece hükümetimiz nezdinde değil, seyahat acentelerine kadar bütün turizm paydaşlarının da gerekli emeği vermesi gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Son alınan kararlar güzel diyorsunuz. Kesinlikle. Ve uçak başı 6.000 ile 7.800 dolar arasında. Bu 6.000 ile 7.800 dolar arasında değişiyor biliyorsunuz doluluk oranına göre de. Ayrıca grup turlarda 10 kişinin üzerindeki katılımla birlikte grup biletleri kestiğinizde de o baz minimuma indirilerek o rakam üzerinden destekler 10 kişi üzerinde grup getiren seyahat acentelerine de verilecektir. Bu da olumlu bir gelişme. Yurt dışından getirenlere bunlar tabii. Yurt dışından incoming yapan A sınıfı seyahat acentelerine geçerli bir kuraldır, kanundur. Bu sümen uzun süre kapalı, 2 yıldır kapalı kalacak. Bu peki turizmi Trabzon'da nasıl etkiliyor ya da etkiler mi? Size yönleriniz var mı? Arkadaşlar her şeyden önce turizmi etkileyeceğinden ziyade orada yaşanabilecek bir kazaya mahal vermemek adına olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum.
yakın örneği dün Adana ilimizde yaşamış olduğumuz kazadır. Standartlar oluşmadan yapılan her türlü yatırım bir faciaya yol verebilir. Hakeza burada da bırakın Sümela'da bir taş düşmesini veya bir turistin yaralanmasını, bir kaçak acentecilik faaliyeti yapan bir şirketin sigortasız, belgesiz araçlarıyla oluşabilecek bir kazada can verebilecek bir misafirimizin oluşturabileceği sıkıntıları da göz ardı etmemek gerekiyor. Trabzon'da kaç tane kaçak acente var sizde? Yani bu işi korsan yapan? Şimdi Trabzon'da 120'ye yakın seyahat acentesi var. Ancak bir o kadar da nereden baksanız bu işi kaçak yürüten faaliyet içerisinde olan acenteler var. Bizlerin önemli sorumluluklarından bir tanesi de Trabzon'da seyahat acenteciliğini bir standarda indirmektir ve oturtmaktır. Bu kaçak acentecilik faaliyetlerinin sadece biz acentelere değil, bölgemiz ekonomisine de zararlı olduğunu hep beraber biliyoruz. Çünkü buradaki kaçak faaliyetlerin vergi noktasında da ülkemize ve hükümetimize veyahut da bölgemize ciddi bir eksisi vardır. Bunu göz ardı ettiğimizde sadece o insanların orada ruhsatsız ve disiplinsiz iş yapmaları haricinde esas kaybettiğimiz vergi de çok önemli bir kayıptır. Bunun yanında o kaçakları incelemek için ne gibi çalışma yapılmalı? Yani sizin tarafınızdan ve turizm TÜRSAP bölge, TÜRSAP bölge yürütme kurulu burada bir denetleme mekanizması değildir. Mekanizma olarak bir heyetin sadece bir paydaşıdır. Burada önemli olan bu kamuoyunu oluşturmak, bu şekilde de bu kaçak faaliyetlerin önüne geçmektir. Burada Ulaştırma Müdürlüğümüzün, İl Turizm Müdürlüğümüzün, Maliyemizin ve bu konsepte buluşabilecek heyetlerimizin sorumluluğu vardır. Bunun cezası var mıdır maddi manevi? Kesinlikle, kesinlikle var. Tabii. Her şey.